İyi günler. Yakın zamanda Avrupa'nın yoksul kesimlere yönelik gıda yardımı programına son vereceğini duydum. Bunun sebebi nedir? Teşekkür ederim. Yoksullara gıda yardımı programı 1987 yılında Avrupa Birliği'nde doğan bir ihtiyaca karşılık vermek üzere tasarlandı. Önceleri tarım ürünü fazlalığından yola çıkıldı, sonrasında tarım üretiminin daha iyi bir şekilde düzenlenmesi hedef alındı. Bu program zamanla geliştirildi, şimdilerde ise bunun için özel bir bütçe ayrılması söz konusu. Bu arada program ortak tarım politikasının amacından saparak basit bir sosyal yardım planı haline geldi. Bu da sosyal yardımın Avrupa Birliği'nin değil, ülkelerin sorumluluğunda olduğunu savunan üye ülkelerin tepkisine neden oldu. Programın tekrar gözden geçirilmesi 2013 yılının sonuna ertelendi. Bu nedenle şu günlerde eğer 2014 yılından itibaren bu programın yerini alacak bir program olmazsa bunun kabul edilemez olacağını düşünüyoruz. Günümüzdeki program ortadan kalkarsa Avrupa'da yoksul kategorisindeki 13 milyon kişinin, Fransa'da da aynı kategoride olan 3 milyon kişinin yardımdan mahrum kalacağını bilmek gerekir. Yoksul kesime yardımı amaçlayan bu program Fransa'daki derneklerde toplanan yardımların %25 ila %50'sini karşılıyor. Polonya'da ise bu oran %90 civarında. Bugünkü taleplerimiz ise şu yönde. Bir ay içerisinde hükümetler ve devlet başkanları bir araya gelerek yeni bir program oluşturma konusunda karar verecekler. Avrupalı siyasi yetkililerin öncelikle yoksul kesime yönelik yeni bir yardım programı oluşturmalarını talep ediyoruz. Bu yardım programının başlıca eylem alanının da gıda yardımı olmasını istiyoruz. Çünkü sosyal katılımın yolu öncelikle buradan geçiyor. Ayrıca programın yılda en az 500 milyon euro değerinde olmasını talep ediyoruz. Bu rakam Avrupa nüfusu için kişi başına yılda 1 euroya denk geliyor. Şunu da bilmek gerekir ki asıl ihtiyaç ancak 700 milyon euroluk bir bütçeyle karşılanabilir. Siz de sorularınızı yönlendirmek için internet adresimizi ziyaret edin.